Devam ediyoruz arkadaşlarım. Şöyle güçlü etkileşimlerden zayıf etkileşimlerden bahsettik. Yani bağın sağlığına göre etkileşimler iki sınıfa ayrılıyordu. Güçlü ve zayıftı. Peki bunlar nasıl sınıflanıyor arkadaşlarım, onlara bakalım. İyonik bağ ki metametal veya katyon anion arasında görülen bağlanmadır. Kovalent bağ ametaller arasında görülen bağlanma, bir de arkadaşlarım metal atomlarında görülen bir bağımız var. O da metalik bağ. Bunlar güçlü etkileşimler sınıfında yer alır ve kimyasal etkileşim olarak kabul edilirler. Burada biraz kaynaklarla çelişiyorum ama onu çok fazla verip kafanızı karıştırmayacağım. Zayıf etkileşimler arkadaşlarım iki sınıfta toplanıyor. İlk ayağında hidrojen bağları var. İkinci ayağında arkadaşlarım Van der Waals bağları var. Van der Waals bağları kendi içinde üçe ayrılıyor. Ya biraz daha sınıflaması var bunun gerçi ama bana göre temel mantığı anladığınız zaman kalanları zaten inşa edebiliyorsunuz. Bu üçünü anlamanız geri kalan 2-3 tanesini çok rahat götürebileceğiniz anlamına geliyor. Van der Waals bağları arkadaşlarım dipol-dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri ve indüklenmiş dipol etkileşimleri olarak 3 sınıfa ayrılıyor. İndüklenmiş dipol etkileşimlerinin diğer adı London kuvvetleri. Onların hepsini tamamen arkadaşlar teker teker açacağız. Şöyle bakalım, atom iyonlarda Lewis gösterimi. Lewis gösteriminin diğer adı elektron nokta yapısı. Dolayısıyla arkadaşım şunu bilmen lazım. Aslında isim biraz kendini veriyor. Elektron nokta yapısı nedir? Lewis gösteriminde ben ne yapacağım? Atom sembolünün üzerinde son katmandaki elektronları noktasal bir şekilde göstereceğim. Peki benim ne işime yarıyor? Lewis gösteriminde arkadaşlarım dağılıma baktığınız zaman bir atomun yapabileceği baz sayısını çok rahat görebiliyorsunuz. Ya da bir atom oktete mi gidecek, dubrete mi gidecek, bunu kararlaştırabiliyorsunuz. O zaman bakalım atomların son katman değerlik elektronlarının sembol üzerinde noktasal gösterimine ne denir? Lewis gösterimi denir. Baş grup elementlerinde arkadaşlarım burada bir notumuz var, onu belirtelim. Baş grup elementlerinde grup numarası genel itibariyle değerlik elektron sayısına eşittir. Ki zaten biz Lewis gösteriminde son katmandaki değerlik elektron sayılarını kullanacağız. Lewis yapısı atomların bağ sayısı hakkında bilgi verir dedik. Bunu dile getirdik. Devam edelim ve örnekleri arkadaşlar birlikte çözümlemeye çalışalım. Bir atomun Lewis yapısını oluştururken basamak basamak gitmeniz lazım. Yapmanız gereken şey önce elektron katman dağılımını yapmanız. Hidrojenin tek katmanı bir elektronu var. Baktığınız zaman katman dağılımı yaptık. Lewis gösteriminde hidrojenin sembolünü yazıyoruz. Tek elektron var. Tek noktayla gösteriyorum. Eşleşmiş elektron çifti diyor. Yani bir arada bulunan ikili elektronlardan bahsediyor. Burada var mı? Yok. Dolayısıyla çizgiyi çekiyorum. Bağlayıcı elektron sayısından bahsediyor burada arkadaşlarım. Bağlayıcı elektron sayısı atomun bağ yapacak olan elektron sayısıdır. O da tekli elektronlardır. Burada kaç tane teklisi var? Bir tane. Dolayısıyla hidrojenin bağlayıcı elektron sayısı bir tanedir. Yapabileceği bağ sayısı, yapacağı diyelim buraya. Yapacağı bağ sayısı arkadaşlarım yine bir tane olacaktır. Bora geldim, dağılımı 2-3 olarak yaptım. Borun sembolünü çizdim. Son katmanda kaç elektron var? 3 tane elektron var. Bak. Burada şunu yapıyorsunuz. Atom 4 köşeli gibi düşünülecek. Ve elektronlar sırayla teker teker yerleşecek. 1, 2, 3 tane yerleştirdik. Bitti. Şimdi bakıyorum eşleşmiş elektron çifti var mı? Yok. Kendi aralarında ikili olan elektron olmadığına göre eşleşmişi yok diyoruz. Bağlayıcı elektron sayısı tekli elektron sayısıydı. 1, 2, 3 taneydi. Dolayısıyla burada 3 tane bağlayıcı elektron çifti var. Şimdi bağlayıcı elektron sayısı var. Bağlayıcı elektron sayısı aynı zamanda atomun yapacağı bağ sayısını bize net olarak verir. Karbona geldim. Bakın 2'ye 4 yapısına sahiptir. Karbonun sembolünü çizdim. Son katmanda kaç değerlik elektron var? 4. Bir yerden başlayıp sırayla teker teker eleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Eşleşmiş elektronu var mı? Yok. Bağlayıcı elektronu kaç tane? 4. Yapabileceği de bağ sayısı kaç tane? 4 arkadaşlarım. Karbon önemli bir element. Yaptığı bağ sayısı üzerinden önemli. Ve çoğu alanda görmeniz mümkün arkadaşlarım. O yüzden efektif bir yapıya sahiptir. Azot dağılımına bakalım. 2'ye 5 dağılımına sahiptir. Sembolünü çiziyorum. Bir yerden başladım. 1, 2, 3, 4, 5. Bak, eşleşmiş elektron çifti var mı kendi arasında? Var. Bir tane eşleşmiş elektron çifti var. Bunu ortaklanmamış elektron çifti diyebilirsiniz. Onu da belirtelim. Ortaklanmamış elektron çifti. Bunlar arkadaşlar bağ yapımına katılmayan elektronlardır. İstisnai durumlar dışında.
Bağlayıcı elektronu 3 tane. Bağ sayısı arkadaşlarım 3 tane olmalı diyebiliriz. Şöyle geldim helyuma. İki yapısına sahiptir. Bakın burada önce bir yanlışı gösterip daha sonra doğruya gideyim. Normal şartlarda şöyle bir şey beklersiniz. 1, 2. Normalde böyle olması lazım ama buradaki arkadaş 8 adet. Soygaz. Son katmanı tam dolu. Elektronlarını farklı farklı konumlandırmıyor. Böyle olursa 2 bağ yapabilir anlamına geliyor. Ama helyum bağ yapmaz. Orijinalde nasıl bulundurur elektronların arkadaşlarım? Bunu biliniz. Elektronları bir arada bulunur. Yani bir orbital içerisinde dizilmiş olarak bulunurlar. Eşleşmiş elektron çifti sayısı 1 tane. Bağlayıcı elektronu yok. Bağ sayısı yok arkadaş. Burası berilyum bu arada. Be olarak göstereyim. Boru yukarıda verdik. Berilyum 4'tü. 2'ye 4'ü yazdım. 2'ye 2 pardon. 2'ye 2'yi yazdım. Gelip sembolü buraya yerleştirdim. Kaç elektron var? 2 elektron var. O zaman dağıtabilirim. 1, 2 elektron. Bunu helyum gibi kalkıp ikili gösteremezsiniz. Çünkü bu metal arkadaşlarım. 2 tane bağlayıcı elektronu var. Eşleşmemiş elektronu yok. Bağlayıcı elektron sayısı 2 tane. Yapacağı bağ sayısı da 2 tanedir. Neona geldim. Dağılımı yapıyorum. 2'ye 8 formatına sahip. Bakın sembol üzerinde bakıyorum. Neonu yazdıktan sonra 1, 2, 3, 4. Tur bitti. Başa sarıyorum. 5, 6, 7, 8. Bakın bütün elektronlar arkadaşlarım ne oldu? Eşleşmiş oldu. Yani orbitaller tam dolu hale geldi. Dolayısıyla katmanlar diyelim, orbitallerinizi görmediniz, katmanlar tam dolu hale geldi. Dolayısıyla bu atom artık bağ yapamaz. Eşleşmiş elektron çifti sayısı 4 tane mi? 4 tane. Bağlayıcı elektron sayısı yok. Bağ sayısı yok arkadaşlarım. Bu da aklımızda bunda. Lewis yapısı budur. Format olarak bunu kullanmanız gerekiyor. Ve buna aşina olmanız lazım. Şimdi bakalım. Atomlar bileşik oluştururken, elektron alışverişi yaparken hangi mantıkla davranıyorlar arkadaşlarım? Hangi davranışları ortaya koyuyorlar? Onu belirtelim. Elementlerin atomların geneli kararlı olmaya çalışır. Bunun için de soygazlara benzemek isterler. Bunun iki yolu var. Ya son katmanlarını 8 yapıp oktet kuralına uyacaklar veya arkadaşlarım son katmanlarını 2 yapıp dublet kuralına uyacaklar. Görelim birlikte. Bakın dağılım 2, 8, 7 olarak karşınıza gelir. Buradaki yapının Lewis yapısı arkadaşlar, atomun Lewis yapısını oluştururken 7'ye göre açacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu gösterimde bir elektron tekli olarak bulunuyor. Onun eşleşmesi lazım ki atom kararlı hale gelmiş olsun. Yani oktete uymuş olsun. Bunun için dışarıdan ne alması lazım? Bir elektron alması lazım. Elektron eksi yüklü olduğu için geldiği yapıya arkadaşlar eksi yürekler. İyonların Lewis yapısını belirtirken burada zaten kloru tekrar çiziyorum. Normalde kaç tane elektron vardı çevresinde? Elektron almadan önce 7 tane vardı. Bir de dışarıdan aldı arkadaşlar. Onu şöyle belirtiyorum. O zaman yükü ne oldu? Eksi 1 olmuş oldu. Şöyle magnezyumu atlıyorum. Alüminyum yapacağım. Çok sıkışmasın. Onu kendiniz yaparsınız. Bakın katman dağılımı yapıyorum. 2, 8, 3. Şimdi dağılımı yaptım. Burada arkadaşlarım hemen nötr Lewis yapısını oluşturalım. Kaç? 1, 2, 3 elektronla yaptık. İyon Lewis yapısından bahsediyor. Yani kararlı iyon Lewis yapısından bahsediyor. Bu atomun kararlı olmak için ne yapması lazım? Son katmandaki 3'ü verip oktete uyması lazım. Üst tarafta da klor 1 alıp arkadaşlarım neye uydu? Oktete uydu. Bu 3 verirse şunlar gideceği için artık bunun Lewis yapısında gösterebileceğiniz elektronu kalmayacak. Direkt olarak yüküyle belirtmeniz sizi kurtaracak. Tekrar söylüyorum. Son katmanı verdikten sonra şu kalan 8'i kalkıp Lewis yapısında göstermeye çalışmıyorsunuz. Çünkü Lewis yapısı nötr yapıdaki son katmanın gösterimidir. Son katman yoksa sadece yükü belirtirsiniz. Elektronları ifade etmezsiniz. P15'e bakalım. 2, 8, 5'tir burası. Dağılımı yaparsanız arkadaşlarım. Şöyle 1, 2, 4, 1, 2, 3 düzeltiyorum. 4, 5. Burada durduk. Baktığınız zaman burada kaç tane tekli elektron var? 3 tane tekli elektron var. Bunların eşleşmesi lazım. Yani bu atomun kararlı yapıya geçmesi için dışarıdan kaç elektron alması lazım? 3 elektron alması lazım. Son katmanı 8 yapıp
oktet kuranlı arkadaşlarım uyuması lazım. Bu 3 elektron alırsa o elektronlar şunlara gelecek. Yani mesela şöyle rengi değiştirelim. Her birine birer tane elektron konacak. Bunu şöyle belirtelim arkadaşlarım. Önce ilk halini yazıyorum. Bakın gelen elektronlar bunlara. Gelecek ve bunları eşleştirecek. Yükü ne olacak? Eksi 3 olarak kabul görmüş olacak. Kalan magnezyum ve oksijen sizindir. Yapmaya çalışın. Yapamazsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Oradan dönüş yapmaya çalışırız. Dubletten devam ediyoruz arkadaşlarım. Bakın dubletin ne olduğunu söyleyelim. Bir elementin son katmanını ikiye tamamlayıp tamamen helyum soy gazına benzeme olayı arkadaşlarım. Dublet kuralıdır. Helyumu önce tanıyalım. Açılımını görelim. Bakın şöyle bir yapıya sahiptir. Helyumun dağılımında normalde şöyle bir 1-2 dağılım olması beklenirken helyum arkadaşlar son katmanı tam dolu. Yani elektronlar tek orbitalde olduğundan bu gösterime sahip değildir. Doğru gösterimi helyumda bu olacaktır arkadaşlarım. Elektronlar eşleşmiş halde bulunur. Yani ortaklanmış olarak bulunacaklar arkadaşlarım. Ona dikkat ediyorsunuz. Lityumun dağılımını yapıyorum. 2'ye 1 dağılımda arkadaşlarım tek bir nokta kullanıyoruz. Çünkü son katmana bir elektron var. Burada kararlı olmak için ne olması lazım? Şu 1'i vermesi lazım. O 1 verirse arkadaşlarım, bir elektron verirse o zaman lityumun yükü ne olacaktır? Artı 1 olacak ve son katmanında artık gösterebileceğiniz elektronu kalmamış olacak. Berilyuma gelelim arkadaşlar. Şöyle berilyum. Dağılımı yapıyorum. 2'ye 2'dir. Burada normal dağılımda arkadaşlarım şöyle bir yapıya sahiptir. 1-2 elektron vardır. Bunun kararlı olmak için son katmanı vermesi lazım. Son katmanı verirse gençler ne olacak? O zaman elektronlar gidecek, sadece yükü kalmış olacak diyebiliriz. Kalkıp burada elektron falan belirtmeye çalışmıyorsunuz. Aklınıza bulunsun. Bora bakalım. 2'ye 3 yapıya sahip. Lewis yapısında 1, 2, 3 formatı ile gösteriliyor. Burada yapının kararlı olması için bor yarı metal bir elementtir. Ametalle biraz daha yatkın olmasına karşın burada bunu şöyle anlatabiliriz. Ya kararlı hale geçmesi için kaç vermesi lazım? 3 vermesi lazım. 3 verirse, 3 elektronu giderse arkadaşlarım boru artı 3 ile göstermeniz mümkün diyebiliriz burada. Bu da böyle bir gösterime sahip. Bu yaptıklarımızın karşılığı şu. Elementlerin nötr hallerin Lewis yapıları ve kararlı iyon Lewis yapıları arkadaşlar. Arasında geçiş yapmak niyetimiz ve bunları sağlamaya çalıştık. Burada olayımızı bitirelim. Güçlü etkileşimlere geçmiyorum. Dublette arkadaşlar mevzuyu bırakıyorum. Sizden ricam lütfen tekrarlarınızı yapın ve sorularınızı çözmeye çalışın. Biz de bunlarla ilgili testler zaten ilave edeceğiz. Hatta isterseniz kapanış yapmadan önce bununla ilgili bir iki örnek daha çözümleyelim, öyle devam edelim. Mesela şöyle arafta kalan bir örneğimiz var. Bakın karbon. Dağılımı 2'ye 4 olarak kabul ediliyor. Şimdi bu arada kalmış. 4 mü verecek, 4 mü alacak? 4 verebilir de 4 alabilir de. Ama karbon ametal olduğu için arkadaşlarım elektron vermek istemez. Unutmayın. Metaller elektronu alır, ametaller ise verir. Ametal elektron almak istemeyeceği için ne yapmalı? Almalı. Dışarıdan 4 elektron alırsa ne olacak? Önce nötr yapısını gösterelim size, Lewis yapısını. 1, son katmanda 4 elektron vardı. 2, 3, 4. 4 tane teklisi var. 4 elektron alıp bunların hepsini eşleştirirse ne olacak? Şöyle arkadaşlarım, bir yapı oluşmuş olacak. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın.